Son yıllarda Türkiye ve Katar arasında ilişkiler özellikle savunma sanayinde giderek artıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Dünya Kupası'nda Katar'ın güvenliğinin sağlanmasına katkı sunuyor. Katar ise gerektiğinde eğitim amaçlı Türkiye'deki hava üslerinde uçak ve personel tutabiliyor. Katar, Türkiye için aynı zamanda savunma ihracatı içinde önemli bir pazar. Katar tarafında ise Türk savunma şirketlerine yatırım çok çok önemli bir yerde. Katar'da savunma yatırımları için 2016'da farklı bir açılım yapıldı. Katar Savunma Bakanlığı bünyesinde Barzan Holding kuruldu. Amaç hem Katar'da bir savunma sanayisi altyapısı kurmak hem de uluslararası işbirliklerini sağlayabilmek. Bugüne kadar Barzan Holding 13 uluslararası ortaklığa imza attı. Bunlar arasında Almanya'da Rheinmetall, Norveç'te Kongsberg gibi şirketler yer alıyor. İtalyan Baretta ile Barzan ortak bir şirket Binding'i kurdu. Binding tabanca ve tüfek üretimi gerçekleştiriyor. Nijerya'da ise Barer şirketiyle askeri tekstil üretimi gerçekleştiriliyor. Halen şirketin bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri için Doha merkezli 100 mühendis görev yapıyor. Amaç hem bu sayının hem de üzerinde çalışılan proje sayısının arttırılması. Barzan Holding, yükselen Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler ile birlikte ülkemizde 2017'de bir şirket kurdu. Barer şirketinin halen %70'i Barzan, kalanı da Türk yatırımcılara ait. Şirket, Katar'da gerçekleştirilen savunma ihracatı nedeniyle Nurol, Aselsan, Havelsan ve BMC ile yakından çalışıyor. Bu şirketler arasında BMC'nin farklı bir yeri var. Barzan Holding, BMC'nin %49'una ortak. Barzan Holding'in Türkiye yatırımlarını Saha Expo sırasında Başkan Yardımcısı ve Stratejik Satın Alma Direktörü Abdullah El Kater'e sorduk. Orta Doğu'da dost ülkelerin başında Katar geliyor ve Türkiye ve Katar ilişkilerini özellikle savunma sektöründe hızla arttırıyor. Burada yatırımlar var, Türkiye'nin oraya gönderdiği asker var. Bu sıcak ilişkileri Saha Expo'da Barzan Holding'le beraber konuşacağız. Öncelikli olarak Türkiye'ye hoş geldiniz. Türkiye ve Katar çok iyi ilişkilere sahip. Sorularıma Türk savunma sektöründen beklentileriniz nelerdir diye başlamak istiyorum. Merhaba, bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Türkiye ve Katar'ın dostluğuna inanıyoruz. Özellikle savunma dalında çok iyi ilişkiler mevcut. Katar çok sayıda savunma ürününü Türkiye'den satın aldı. Bu ürünlerin kalitesi yüksek ve dünyada en iyi standartlara sahip. Katar'ın aldığı bu ekipman ve sistemler Katar ordusunun bugün ve gelecekte daha güçlü olmasına imkan sunacak. Bizlere biraz rakam verir misiniz? İki ülke arasında savunma ticareti ne boyutta? Savunma konusundaki alımlar birkaç yüz milyon doların üzerinde. Örneğin daha yakın bir zamanda Katar Türkiye'den gemi alımı gerçekleştirdi. Bunların teslimatları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Sadece bu projenin büyüklüğü 100 milyon doların üzerinde. Bunda durmayacağız, devam edeceğiz. Birçok program üzerinde görüşmeler sürüyor. Bir bölümü de araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle yatırımlar. Burada en büyük yatırımımız BMC. Şirket Türkiye'de üretim konusunda önemli işler yapıyor, ürünlerini yurt dışına ihraç ediyor. Burada kurduğumuz ortaklık özellikle yatırım konusunda arayışlarını sürdürüyor. Altay tankı hakkında sormak istiyorum. Şu anlık Katar devleti kesin bir sipariş vermeyi düşünüyor mu? Yoksa testlerin tamamlanmasının ardından mı sipariş verecek? Bildiğiniz gibi BMC Türkiye'de ana muharebe tankı Altay konusunda çalışmalar yapıyor. Biz bu çalışmanın bir parçası olduğumuza inanıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Halen testler, çalışmalar sürüyor. Bunlar tamamlandıktan sonra inşallah kesin sipariş gündeme gelecektir. Halen tüm desteğimiz sürüyor. Çalışmaların kısa süre içinde başarıyla tamamlanmasını bekliyoruz. Çok teşekkürler bilgiler için. Barzan Holding genç bir şirket. İki ülke arasında da iyi ilişkiler var. Umarız Türkiye ve Katar arasında ilişkiler daha da gelişir, yatırımlar daha da artar.
Kesinlikle. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Bu güzel fuara katıldığımız için çok mutluyuz. Thank you. Teşekkür.